Görücünün Seyir Defteri'nin yepyeni bölümünden hepinize merhabalar. Sevgili FSD ailesi, küçük bir hatırlatmayla başlayalım inceleme videomuza. Biliyorsunuz Instagram'da bir çekiliş yaptık ve ayın 15'ine kadar devam ediyor. Eğer katılmadıysanız hala şansınız var. Çekilişin gereksinimlerini yerine getirmeniz yeterli. Umuyorum ki isteyenlere orada yaptığımız çekilişteki ödüller, hediyeler çıkar ve sizin için de küçük bir anı olur. Daha çekiliş bitmeden çekiliş tekrardan olacak mı şeklinde sorular geliyor, hemen söyleyeyim. Olacak ama hani böyle her ay bir çekiliş, işte 3 ayda bir çekiliş yapmak gibi bir niyetimiz yok. Biz bunu yapmamızdaki amaç sizlere teşekkür etmek. Belki yıl sonlarında, belki yıl başlarında, belki yıl ortalarında böyle bir küçük çekiliş yapmayı planlıyoruz açıkçası. Sponsorlarımız sayesinde de bunu başarabiliyoruz. Bu anlamda takip etmenizde fayda var. Zaten çekiliş yapılacağı zaman duyurularını sosyal medya platformlarımızda yapıyoruz arkadaşlar. Evet, geldik bir yolculuğun sonuna sevgili FSD ailesi. Hasbro Marvel Legends X-Men Love Triangle 3-pack maceramızın son figürü olan Jean Grey incelemesiyle bugün karşınızdayım. Eğer yapmış olduğum planlar doğru bir şekilde ilerlerse 2-3 aylık süreçte Marvel Legends X-Men serisini tamamlamayı umuyorum. Ama tabi ekonomik şartlar o kadar değişken ki ne zaman ne olacağını bilemiyoruz, fakat planım şimdilik bu yönde. Marvel Legends severlerin bu seti almasındaki en etkili karakterin, daha doğrusu beklenen figürün 90'lar Jean Grey olduğuna inanmaktayım ve açıkçası özellikle headsculptlarının çok başarılı olduğunu söylemek istiyorum. Daha önce bu figürün farklı versiyonlarına sahip olanlarınız vardır muhakkak ama şu karşılaştırmalı fotoğraflara bakarsanız aradaki farkı net görebilirsiniz belki. Açıkçası zaman zaman markaların eski karakterlere dönüp geliştirdikleri yeni yöntemlerle figürleri tekrardan elden geçirmelerinin iyi olduğunu düşünenlerden birisiyim. Bu gelişmeleri görmek bazen hoş olabiliyor. Hemen hemen her Marvel Legends figüründe olduğu gibi figürümüzün ebatı aşağı yukarı 15-16 santim ebatında. 2 adet kafa modellemesiyle gelmekte. Bunun dışında farklı bir aksesuar yok. Tabii ki artikülasyon anlamında da gayet yeterli. Şimdi daha fazla uzatmadan figürü incelemeye geçelim. Her zaman yaptığımız gibi kafa modellemesiyle başlayalım. Ben kullanmadığım bu ikinci kafa modellemesiyle başlamak istiyorum. Zira zaten söylediğim gibi sadece bir aksesuar olarak kafa modellemeleri var. Öncelikle iki kafa modellemesi arasındaki iki fark yüz ifadesi ve saç modellemesi. Birisine çizgi roman, diğerine çizgi film versiyonu diyebiliriz aslında. Çizgi filmde daha sık gördüğümüz bu modelde upuzun at kuyruklu bir saç modeli var. Ben çok beğendim modellemesini. Yüz modellemesine baktığınızda keza yine aynı şekilde göz, kaş, ağız, burun modellemesi ve boya işçiliği bence gayet güzel. Genel yüz ifadesi ufak bir tebessüm, böyle bir ukala bir tebessüm içeriyor diyebilirim bu modellemede. Bazen bunu kullandığım oluyor. Pozlama ya da farklı çekimler yaparken bence gayet başarılı. Şimdi geçelim benim daha çok sergilerken kullandığım çizgi roman versiyonuna. Saç modellemesi gerçekten çok ama çok güzel, kabarık ve Jean Grey'i daha sık hatırladığım versiyonuna sahip, öyle diyeyim size. Yine bu versiyonda yüz ifadesi olarak daha odaklanmış, daha kararlı bir ifade görmekteyiz ki bu figürün genel doğasını bayağı bir etkiliyor pozlamalarla birlikte. Daha detaylı baktığımızda ağız, burun, göz ve kaş modellemeleri ve bağlantılı olarak boya işçiliği gayet güzel. Figürün yüzüne baktığınızda Jean Grey'i yansıtan bir ifade olduğunu görebiliyorsunuz. Son derece güçlü ve oturaklı bir yapısı var. Bu yüz modellemesi ile ilgili sadece sevmediğim bir özellik olarak şunu söyleyebilirim. Ya dişleri tavşan diş gibi durmakta. Yüzüne baktığınızda belirli açılardan çok tuhaf duruyor. Bunu söylemek zorundayım. Her ne kadar bu headsculpt'ı daha çok sevsem de burada biraz garip geliyor bana. Tabii bunlar benim kişisel görüşlerim. Tüm incelemelerde olduğu gibi siz buna katılmak zorunda değilsiniz. Ama bence bu headsculpt diğerinden daha güzel. Her ne kadar tavşan diş de olsa bunu tercih ediyorum sergilerken. Şimdi geçelim figürün body'sine. Aslına bakarsanız Jean Grey standart bir Marvel Legends kadın body'sine sahip figür anlamında. Figürün omuzlarında 2 adet omuzluk görmekteyiz. Genel yapının dışında farklı parça olarak bunları söyleyebilirim. Suite'in ortasından alt kısma kadar inen koyu mavi renkli boyaması gayet hoş gözükmekte. Hem body'nin genel sarı tonu hem de mavi tonu benim çok hoşuma gidiyor. Genel olarak baktığımızda Jim Lee'nin Animated serisini güzel yakalamış gözükmekte body. İki elinde de bileklikler gayet güzel modellenmiş. Figürün yine el modellemeleri oldukça hoş. Ben böyle ifadeye katkıda bulunan el modellemelerini seviyorum arkadaşlar. Hani böyle standart açık bekler pozisyondaki el modellemeleri pek hoşuma gitmiyor. Ama böyle bir dinamizmi olan bir ifade tavır sergileyen modellemeler bence çok hoş oluyor. Bunu da ifade etmiş olayım arada. Şöyle aşağı doğru baktığımızda bel bölgesinde son derece hareketli bir X-Men kemeri mevcut. Logonun rengi, tasarımı, her şey güzel. Bir sıkıntı yok burada. Figürün alt kısmı Dazzler ve Storm figürleriyle aynı. Yani reuse, tekrar kullanım söz konusu. Yanında gördüğünüz gibi cep benzeri bir tasarım mevcut alt suite'in. Genel olarak body'sinden memnun olduğumu söyleyebilirim. Zira figürü pozlarken artikülasyonunun da yeterliliği sayesinde çok güzel pozlar ve ifadeler ortaya çıkıyor. Bunu söylemekte yarar var. Hele setin diğer iki figürüyle beraber pozlarken, hele tüm X-Men'ler bir araya geldiğinde gerçekten çok güzel bir sergi alanı çıkıyor. Hem pozlarken hem fotoğraf çekerken çok eğleniyorsunuz. Az önce de söylediğim gibi figür son derece hemen hemen her Marvel Legends figüründe olduğu gibi pozlanabilir olarak geliyor. Baktığınızda kafayı sağa sola aşağı yukarı standart bir şekilde döndürebiliyorsunuz. Sadece iki saç modeli de tam anlamıyla döndürmenizi biraz engelliyor. Yine omuzlardan, dirseklerden ve el bileklerinden hareket noktalarınız var. Göğüs üzerinde ve belde, hemen belin altında, diz kapaklarında ve gördüğünüz gibi ayak bileklerinde, yani standart bir artikülasyon noktası anlamında son derece güçlü bir figür olarak karşımıza çıkıyor Jean Grey figürü. Son olarak toparlayacak olursak, serinin diğer figürlerinde de söylediğim gibi eğer X-Men topluyorsanız ve heykel toplamak istemiyorsanız son derece seçilebilir bir seri olduğunu söyleyebilirim. Hasbro'nun Marvel Legends X-Men serisi. Serinin diğer figürleri de son derece keyifli. Hepsi bir araya geldiğinde çok keyifli bir sergi oluşuyor. Bu yüzden ilgilenenler için son derece fiyat performans ürünü olduğunu söylemekte yarar var. Figürcünün seyir defterinin sonuna geldik arkadaşlar. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda sosyal mecralarda ve figürcününseyirdeferi.com'da bizi takip edebilirsiniz. Son olarak her ay Level dergisindeki köşemizi okuyabilir ve Twitch'teki canlı yayınlarımıza abone olup takip ederek katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.